Burası gölet değil, burası kanalizasyon atık suyudur. Buradan patlıyor. Yıllardır biz bununla uğraşıyoruz. Çocuğum enfeksiyon kapmış, şu anda günde 8 tane buhar alıyor. Ben doktora gidiyorum. Doktor diyor ki senin çocuğun enfeksiyon kapmış. Şu anda çocuklar her gün okuldan gelip böyle gün orada oynuyorlar. Yamaç yapma oğlum. Bak. Yani gerçekten bizim halimiz budur. Bu su buradan uzanıyor bak. Benim evim şurası. Benim evim önünden geçiyor su. Yani bu pislik benim evimin önünden geçiyor. Ve biz de yıllardır bunu söylememize rağmen özel idare hiçbir şey yapmıyor. Nasıl olacak bizim halimiz bilmiyoruz yani. Vallahi mağduruz. Ya bu zaten çocuklar belli oynuyorlar. Enfeksiyon da kapar, mikrop da kapar. Bir çocuklardan ziyade hayvanlar gelip hayvanlar buraya giriyor. Hayvanlar da bu suyu içiyorlar. Köyün ahırı yani. Gelip buradan su içiyor bazen. Köyde şu an barajımız bitti, su yok. Böyle hayvan saldırıyor böyle. Atık su. Hepsi hastalanıyor yani, çocuklar olsun. Yani bu mesela hayvanları çocuk eline alıp okşuyor. O zaman mikrop kapıp gidiyor. Yani bu aşağı yukarı 15 noktada böyle bir sorunumuz var. Köy içinde yani kokudan artık durulmuyor yani bu köyde. Keşke hiç yani bir zahmet artık bir el atsınlar. Yani suyu yapmasalardı daha iyiydi eskiden. Hiç olmazsa yerin altına gidiyordu. Şimdi üstümüzden geçiyorlar. Yani artık ne yani buna bir artık çare bulunsun. Yani bu nereye kadar? Yani bu aşağı yukarı köyün her tarafında böyle pislikler var. Her tarafında böyle koku var. Artık hastalıktan çocuklar geçinemiyor. Yani çocuk olsun, hayvan olsun, yani hepsi de böyle bu şeyden hastalanıyorlar. Çocukları artık okula göndermekten bile çekiniyoruz. Yani çocuk okula gidip mesela hasta olmasın. Çünkü anlamıyor, gelip suya giriyor, eve geliyor, enfeksiyon kapıyor, hastaneye ya götürüyor. Ya köy muhtarı aşağı yukarı belki 50 tane dilekçe vermiş özel idareye. Bu sorunu giderin diye, ama hiçbir yetkili gelip buraya bir zahmet edip gelip bakmıyor. Ve bir çözüm yapmıyorlar bize. Yani bu nereye kadar? Milatta mı yaşıyoruz? Taş evinde yaşamıyoruz yani. Cevap ne yazıyor diyor işte. Alıyorlar, kale diyorlar, imer şeye gidiyor mesela, diyor ki ya para yoktur, yaşıyordur. Yani herhangi bir mazeret uydurup yapmıyorlar bunları. Ben gelirken bu kilisi yüzünden gidip gelemiyoruz. Bazı arkadaşlarımız var, çok hastalanıyor bu kilisi yüzünden. Uzak yollarda gittiğimiz geldiğimizde de evimiz çok uzak geliyor bize. Yani bu yolu kullanmaya mecbursunuz öyle mi? Evet. Peki babalarınıza hiç dediniz mi? Bu koku yüzünden biz okula gidip gelemiyoruz. Niye yardımcı? Evet, niye? Ama dediler ki yapacak bir çare yok dediler. Sen? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. Her gün bu yolu kullanıyorsun? Evet. Evet, 2 kere de hastalanıyoruz. Ama bu su yüzünden hastalanıyoruz. Okula da gidemiyoruz. Ha, gidip oynamıyorsunuz değil mi bu suyla? Sadece kokudan mı rahatsız oluyorsunuz? Evet. Okula da gidip geliyorsunuz. Buradan geçtiğimizde de kurbağalar böyle atlıyor, midelerimiz bulanıyor, bize kusmak zorunda kalıyoruz. Koku da var değil mi? Evet. Tamam kızlar. Bir de buradan geçtiğimizde ayağımız geliyor. Yapmasını istiyoruz yani. Bu kötü kokuyla.